Ilgın Kaymakamı Yunus Fatih Kadiroğlu vatandaşı azarladı. Terbiyesizlik yapma lan. Konya'nın Ilgın ilçesine bağlı Çavuşçugöl mahallesinde açılması planlanan kömür ocağı için tarlalarının kamulaştırılmasına karşı çıkan mahalle sakinleri karayolunu trafiğe kapattı. Eylemlerini sonlandırmaları için bölge halkıyla görüşmeye gelen Ilgın Kaymakamı Yunus Fatih Kadiroğlu bir vatandaşa terbiyesizlik yapma lan diye çıkıştı. Konya'nın Ilgın ilçesine bağlı Çavuşçugöl mahallesinde 3 Ocak'ta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzası ile Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu'nun 165 bin metrekare sahada kömür üretim faaliyetlerini devam ettirilebilmesi için acil kamulaştırma kararı alındı ve burada olan olaylarla ilgili kaymakamın tepkisini görelim. Bu şekilde bir yere varma şansımız yok arkadaşlar. Bu şekilde davranacaksınız. Arkadaşlar, devletin jandarmasına müdahale ederseniz jandarma kendisini korur. Sen buraya. Şu durun ya. Bir dakika, dinler misin? Şimdi bu şekilde davranacaksanız ben müsaade isteyip gideceğim. O zaman tamam mı? Tankla tüvele gönderelim. Sen kardeşsin lan. Mahalleli yolu trafiğe kapattı. Kararın ardından yaşam alanlarında kömür madeni istemediklerini, köyde her evde bir kanser hastası olduğunu belirten bölge sakinleri Çavuşçugöl Tursunlu karayolunu bir süre trafiğe kapattı. Kaymakam bölge halkı ile görüştü. Yolu trafiğe kapatan bölge sakinleri jandarma ekiplerinin sert müdahalesi ile karşılaştı. Olayların ardından Ilgın Kaymakamı Yunus Fatih Kadiroğlu bölge halkı ile görüşmeye geldi. Terbiyesizlik yapma lan. Bölge halkıyla köy meydanında bir araya gelen Kaymakam Kadiroğlu'nun arkasında oturan yaşlı bir adama terbiyesizlik yapma lan diye çıkışması üzerine ortalık karıştı. Kaymakamın sözlerine sinirlenen adam, sen terbiyesizlik yapma lan, sen kimsin de bana lan diyorsun diye tepki gösterdi. Bölge halkı kaymakamı yuhaladı. Kaymakamın sözlerine sinirlenen bölge halkı kaymakamı tavrından dolayı yuhaladı. Tepkiler üzerine Kaymakam Kadiroğlu'nun bölgeden ayrılmak için aracına gittiği sırada jandarma ve halk arasında arbede yaşandı. Kendimizi tutamadık. Konuya ilişkin konuşan bölge sakinlerinden Hulusi Fidan şunları söyledi. Sabah uyandığımızda arazilerimize iş makinelerinin girdiğini öğrendik. Ardından bütün köylü bir araya gelerek traktörlerle birlikte yolu trafiğe kapattık. Sonra jandarma bize müdahale etti. Bu müdahale sırasında bazı arkadaşlarımız çeşitli yerlerine yaralandı. Ardından bize kaymakamın geleceği söylendi. Kaymakamla köy meydanında bir araya geldik ama kaymakam bir köylü arkadaşımıza çıkışınca kendimizi tutamadık. Bu toprakları terk etmeyeceğiz. Kamulaştırmaya karşı mücadelelerine devam edeceklerini belirten Fidan, bu topraklar bize atalarımızdan yadigar. Biz de bu toprakları çocuklarımıza ve torunlarımıza devredeceğiz. Ne bizim ne de çocuklarımızın daha fazla zehirlenmesini istemiyoruz. Kaymakam buradan ayrıldıktan sonra bir tabur asker göndererek yolu açtıracağını söylemiş. Biz de yolu kapatmaya devam edeceğiz. Ölümüne de olsa biz bu toprakları terk etmeyeceğiz şeklinde konuştu. Süleyman Soylu'yu göreve davet ediyorum. Olayların ardından bölge halkına yapılanları kabul edilemez olduğunu belirten İyi Parti Konya Milletvekili Fahrettin Yokuş şöyle konuştu. Köylerimize yapılan müdahaleye çok üzüldüm. Kaymakam Bey'in bölgeden bir vatandaşa böylesine çirkin sözler söylemesi bir devlet adamına yakışmaz. Bölgede yaşanan her gelişmeyi yakından takip ediyoruz. Kaymakam ve jandarmanın sert müdahalesine ilişkin Süleyman Soylu'yu göreve davet ediyorum. Biz bu işin peşini bırakmayacağız. Evet, Konya Ilgın. Burada MTA'nın da Maden Tetkikleme Müdürlüğü'nde çokça çalışmaları olmuştu. Hatta bir arada ben de buralara araştırma için gitmiştik. Sondaj için buralar uygun, göl kenarları uygun. Ama vatandaşın kendi arazisini alıp ondan izin almadan gasp edercesine biz buralarda istediğimizi yaparız diye konuşmak, biz buraları istediğimiz gibi hallederiz tavrına bürünmek, mütekebbir devlet insanlığı maalesef hoş görülemeyecek davranışlar.
Vatandaşa bu şekilde yaklaşım hiç hoş değil. Vatandaş gergin, vatandaş rahatlatılmak istiyor, vatandaş muhatap bulmak istiyor. Fakat gelen devlet adamı, kaymakam olsun, vali olsun, siyasetçi olsun, Türkiye'de hep kendisini vatandaştan, milletten, insanlardan üstün gören Süpermen gibi görüyor. Yani biz devletin adamıyız, biz devletiz, biz yüceyiz, biz yükseğiz, siz alçaksınız, siz böceksiniz gibi hep konuşuluyor, davranılıyor. Onu hissettirmeye çalışıyorlar. Arkadaki amca fazla konuşuyor, yani dikkatimizi çekiyor. Yani siz de görmüşsünüzdür arkadaşlar videoda. Bir şeyler söylemeye çalışıyor, işte biz hakkımızı yedirmeyiz, işte çocuklarımıza buraları devredeceğiz, burası bize atalarımızdan kaldı vesaire vesaire. Önce o amcayı yanına oturtursun veyahut o amcayı bir sakinleşmesini beklersin. Ondan sonra konuşmanı devam ettirirsin. He, baktın ki konuşma durumu söz konusu değil, anlaşma durumu söz konusu değil. Ben giderim ha şudur budur demeye de gerek yok yani. Daha uygun ortamlarda konuşmak üzere ileriki bir şekilde görüşürüz veyahut da hukuk neyi gerektirirse onu yaparız. Hukuk neyi söylerse o durum söz konusu olur denir. Ama maalesef Kaymakam Bey yani babası hatta dedesi yaşındaki ihtiyar bir ılgınlı vatandaşımıza yani lan ifadeleriyle konuşma, ne yapıyorsun gibi ifadelerle seslenince yaşlı adamın susacağını, tırsacağını, korkacağını zannetmiş eski devlet gelenekleri ile ilgili bağlamda düşünerekten. Fakat yeni Türkiye'de öyle değil. Herkes konuşuyor. Herkes sosyal medya ile sesini duyurabiliyor. Gazeteler, televizyonlar var. Yani hepsi bir görüşte, hepsi bir düşüncede değil. Elbette şu anda belli görüşte yoğunlaşma falan var medyada ama fakat değişik görüşte, düşüncede hala medya var. Hala sosyal medya mecraları sonuna kadar açık. Onun için devlet adamları, devlet adamı ciddiyetinde ve saygınlığında davranmalıdırlar. Kesinlikle vatandaşı hor görme, efendim küçük görme, sus, konuşma, söyleme gibi yani yakışmayan tek adam görüntüsü vererek insanları azarlamayı hiçbir zaman bu millet hoş görmez, görmüyor, görmeyecek. Oradaki kaymakamın bir şekilde başka yerlere tayininin çıkarılması, kendisinin o görevinden istifa ederek başka vazifelere alınmasını daha iyi olacağını düşünüyorum. Çünkü ılgın halkıyla artık aralarındaki mesafe çok büyümüş durumda. Yani kendi yaşıtı birisine veyahut da daha küçük yaşta birisine söylemiş olsa bile çok kötü mecralarda anlaşılabilecek bu azarlama, ceberut ifadeler kendinden yaşça büyük, babası hatta dedesi yaşındaki bir insana bu şekilde davranma yakışık almaz, doğru değil, bir saygısızlıktır yani. Kendi milletine karşı saygı duymayan saygı bekleyemez. Yani senin kişiliğinden, karakterinden dolayı insanların saygı duymasını beklemek yerine makamından, mevkiinden, bulunduğun konumdan aldığın güçle halkı ezmeye çalışmak son derece vahim ve sığ bir anlayışın sonucudur. İnsanlar karakteriyle, yaptıklarıyla, halka yaklaşımıyla, halka yardımıyla, halka güzel şeyler yapma anlayışıyla bir ve beraber olur. Deseniz ki biz burada çok güzel iş imkanları ortaya çıkaracağız. İnsanlar buradan istifade edecekler. Çoluk çocuğunuz da burada istifade edecek. Buradan olumsuz etkilenecek olanlara da biz ayrıyeten böyle böyle değişik imkanlar sunacağız gibi güzel şekilde ifadelerle insanları ikna etmeye çalışsanız çok çok daha iyi olur. Lütfen sağduyu, lütfen nezaket, lütfen kibarlık, kabalıktan kimseye bir fayda gelmez. Mütekebbir devlet anlayışı artık bir tarafa bırakılma zamanı geldi de geçiyor. Başka videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.